Deniz Zeyrek'in köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, Sarıkamış, 1915 ila 2023. Beyaz uykusuz uzakta. Kars çocukların da karsı. Ölüleri yağan karda. Donmuş gözlerimin arası. Sen küçüğüm sımsıcak. Ne derler ona bu kızakta. Boyuna türküler yakıyorsun ya. Sanki her türküden sonra. Hohlasan gök buğulanacak. 9 Ocak 2017 günü Hürriyet gazetesine yazdığım yazıya, Cemal Süreya'nın bu şiiriyle başlamıştım. Çünkü, adeta, hohlasan gök buğulanacak, dedirten bir havada, eksi 22 derecede Sarıkamış şehitlerini anmak için Kars'a gelmiştim. Yazımda Ahmet Şafak'ın Sarıkamış adlı eserinde yer verdiği Saruhanlı Mehmetçiğin anasına yazdığı mektuptan da şu alıntıyı yapmıştım. Ana, sana bu mektubu Allahu Ekber Dağı'nda yazıyorum. Galiba veda vakti geldi. Hakkını helal et anam. Üzülme ana, ağlama. Sarıhanlı nere Sarıkamış nere deme. Sarıkamış için ölmeyi bilmiyorsa bir adam Sarıhanlı için nasıl yaşar? Çarşamba akşamı Kars'a gelirken o yazıyı anımsadım. Peşi sırada Profesör Doktor Bingür Sönmez'in #tarih dergisinde yazdığı, "Tutsaklığa karşı sanatla direndiler," başlıklı yazıyı okudum. Bingür Hoca, Sarıkamış Savaşı'nda esir alınan Mehmetçiklerin tutulduğu Sibirya esir kamplarında sergilediği tiyatro oyunlarına ve sanat etkinliklerine dikkat çekmişti ama benim dikkatimi daha çok esir sayısı çekmişti. Bingür Hoca'nın aktardığına göre bazı kaynaklarda 60, bazı kaynaklarda ise 100 bin Türk'ün Rusya'da esir tutulduğu ifade edilmişti. Düşünebiliyor musunuz? Eksi 20'lerde Sarıkamış dağlarında 90 bine yakın Mehmetçik şehit olmuş, bir o kadar Mehmetçik ve sivil de Sibirya kamplarında esir tutulmuştu. Kars'a bu kez gelme nedenim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin planlı tatbikatlarından Exercise Kış 2023'tü. TUS'tan 2113, ayrıca 16 farklı ülkeden 189 personelin katıldığı tatbikatta 651 değişik nitelikte araç ve 865 değişik silah sistemi kullanılıyordu. Azerbaycan, Kosova, Gürcistan, İtalya, Bosna Hersek, Kazakistan ve Özbekistan ise tatbikatta personel ve silah sistemleriyle aktif olarak yer alıyordu. Yetkililer, Exercise Kış 2023 bu özelliğiyle Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatı olarak tarihe geçtiğine dikkat çekiyordu. Haliyle tatbikatın gözlemci gününe katılım da hayli yüksekti. Milli Savunma Bakanı Akara, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Huanşir Börçuladze'nin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan eşlik ediyordu. Akar ve misafir bakanlar tatbikata katılan birlikleri ve tatbikat alanını denetlerken, ben de bir yandan 1915'teki Sarıkamış dağlarını düşünüyor, diğer yandan geceyi eksi 19 derecede geçiren komando birliklerini gözlemliyordum. Bir tarafta 1915 yılındaki o trajik soğuk gecede Mehmetçiğe giydirilen Yemen'e uygun kıyafetler, diğer tarafta nanoteknoloji kullanılmış kış kıyafetleriyle Mehmetçik. Bir tarafta 1915'teki o trajik gecede Mehmetçiğe verilen ve kara buğday ekmeğinden oluşan azık, diğer tarafta muharebe alanında kurulan fırında pişirilen sıcak ekmekler, mutfakta hazırlanmış sıcak çorbalar. Bir tarafta 1915'teki o trajik gecede Mehmetçiğin sarılarak son uykusuna daldığı piyade tüfeği, diğer tarafta her türlü teknolojiye sahip silah ve mühimmatla donatılmış Mehmetçik. Bir tarafta 1915'te 7 düvelle savaşan Mehmetçik, diğer tarafta 17 ülkeyle ortak tatbikat yapan Mehmetçik. Ben bu satırları yazarken, Mehmetçik, tatbikat sahasında kendisine verilen bütün görevleri eksiksiz tamamlıyordu. Bakan Akar da tatbikat alanında yaptığı konuşmada tatbikatın yapıldığı toprakların önemine ve 1915'te bu topraklarda verilen çetin mücadelelere dikkat çekiyordu. Tatbikat alanından ayrılırken ister istemez Atatürk ve bölgenin kahramanı Kazım Karabekir Paşa başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'na katılan bütün kurucu babalarımızı düşündüm. Büyük zorluklarla, çetin mücadelelerle kurup bizlere emanet ettikleri Cumhuriyet'te silahlı kuvvetlerde gerçekten büyük ilerleme kaydetmişti.
Bir kez daha gördüm ki Kars'ta, Sarıkamış'ta gelecekte de, Hohlasan gök buğulanacak, ama bu topraklarda Sarıkamış gibi trajediler bir daha yaşanmayacak. Deniz Zeyrek'in 3 Şubat 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.